Arkadaşlar merhaba. İyi çalışmalar diliyorum. Cümle türleri konusuyla karşınızdayız. Hemen başlayalım. Bir olayı, düşünceyi, isteği ya da yargıyı anlam bütünlüğüyle bildirmek için toplanmış sözcük öbeğine cümle diyoruz. Türkçe'de cümleler dört ayrı yönden incelenir arkadaşlar. Yüklemin türüne göre fiil, isim, öge dizilişine göre kurallı devrik eksiltili, anlamına göre olumlu, olumsuz, soru, emir, ünlem, istek, şart, gereklilik, yapısına göre ise basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleler. Arkadaşlar yüklemin türüne göre cümleler yüklemin hangi tür sözcük olduğuna göre gruplandırılır. Yüklem çekimli bir fiil olabileceği gibi ek fiille çekimlenmiş isim soylu sözcüklerde olabilir. Peki çekimli fiil neydi arkadaşlar? Önceki konularımızda görmüştük. Kip ve kişi eklerini almış olan fiilleri çekimli fiil diyorduk. Fiil cümleleri yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir arkadaşlar. Yüklem basit, türemiş veya birleşik yapılı olabilir. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Geç fark ettim taşın sert olduğunu cümlelerinde yüklemlere dikkat ederseniz çekimli birer eylem olduğunu görüyoruz. İsim cümleleri yüklemi ek eylemle çekimlenmiş isim ya da isim soylu sözcüklerden oluşmuş cümlelerdir arkadaşlar. Bizim için sen bir melektin cümlesinde melek sözcüğü ek eylem olarak yüklem olmuş. Dolayısıyla bir isim cümlesi. Zor günlerimde yanımda olan sendin cümlesinde de yargıyı görüyoruz yüklemi. Burada ise yüklem arkadaşlar isim soyundan gelen bir sözcük olan zamir olmuş. Zamir ek eylem alarak yüklem görevini üstlenmiş ve böyle cümlelere de isim cümlesi diyoruz. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yüklemi isim fiil veya sıfat fiille kurulmuş cümlelerde isim cümlesi sayılır. Şairin yaptığı ses yığınına sihirli bir değnek dokundurmaktır. Örneğin de olduğu gibi gördüğünüz üzere isim fiil yüklem olmuş. Bu bir isim cümlesidir. Siz orada beni ilk görendiniz cümlesinde de arkadaşlar yine sıfat fiil eki almış bir sözcük yüklem olmuş ve bu da bir isim cümlesidir. Öge dizilişine göre cümleler Arkadaşlar öge dizilişine göre cümleler yüklemin bulunduğu yere göre adlar alır. Kurallı veya devrik cümle diye. Kurallı cümle diğer adıyla düz cümle arkadaşlar. Yüklemi sonda olan cümlelerdir. Yüklem isimde fiilde olabilir. Beni bu güzel havalar mahvetti cümlesinde. Mahvetti yüklem gördüğünüz üzere sonda. Artık sana dargın değilim cümlesinde yine yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Devrik cümlemiz arkadaşlar yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Yüklem cümlenin başında veya ortasında bulunabilir. Gülme komşuna gelir başına örneğinde olduğu gibi, umutsuz değildim hiçbir zaman örneğinde olduğu gibi devrik cümleler. Arkadaşlar eksiltili cümle yüklemi söylenmemiş cümlelerdir. Yüklemleri vardır fakat gereksiz görüldüğü için söylenmez. Okura bırakılır. Geçen hafta nereye gittiniz? Bandırmaya Borç vermekle, yol yürümekle tükenmez. Genellikle üç noktayla gösterilir ve yüklem okura tamamlaması için bırakılır. Arkadaşlar anlamına göre cümlelere baktığımızda olumlu cümle geliyor karşımıza ilk olarak. Yüklemdeki iş ya da eylemin gerçekleşmiş ya da gerçekleşme doğrultusunda olduğunu gösteren cümlelerdir arkadaşlar. Dikkat. Bir cümlede istenmeyen iş, eylem ya da durumun olması o cümlenin olumsuz cümle, anlam olumsuz cümle olduğunu göstermez arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. O her zaman yalan söylüyor cümlesinde olumsuz gibi görünüyor olsa da yükleme dikkat edeceğiz. Yüklemdeki eylem ya da durum gerçekleşmişse olumlu cümledir arkadaşlar. Yine komşularıyla kavga etmiş cümlesinde olduğu gibi cümlemiz olumlu cümledir. Olumsuz cümle yüklemdeki iş ya da eylemin gerçekleşmediğini bu yönde olmadığını bildiren cümlelerdir arkadaşlar. O, yüklemde ki yüklemde bu, cümlelerde yüklemde olumsuzluk ögelerini görebilirsiniz. Nedir bu ögeler? Mame, mazmez, siz, değil, yok, ne ne bağlıcı gibi olumsuzluk ögeleri yüklemde bulunur arkadaşlar. Bazı cümleler biçim yönünden olumsuz, anlam yönünden olumludur. Arkadaşlar yapı yönünden olumsuz diye de geçebilir bazı kaynaklarda. Bu adam görgüsüz değil. Arkadaşlar tıpkı matematikte eksi ile eksinin çarpımının artı olduğu gibi bizde de öyle. İki olumsuz yan yana geldi mi anlamı olumluya çevirir. Bu cümle biçim olarak olumsuz fakat anlamca olumludur. Ülkemizde şiir meraklıları yok değil cümlesinde de aynı durum söz konusu. İki olumsuz öge yan yana gelince anlamı olumluya çevirir.